Eminim birçoğunuz biliyordur. Ve yine eminim birçoğunuz duymamıştır. Lokman Hekim'in Ölümsüzlük Sırrı efsanesini. Adana'ya bağlı Misis Köyü, Ceyhan Nehri kenarında kurulmuştur ve tarihi ise Neolitik çağa kadar uzanmaktadır. Roma devrinde Anadolu'da yapılan ilk köprü Misis Köprüsü. Misis Köprüsü'nün halk arasında bilinen adı ise Ölümsüzlük Köprüsü'dür. Yöre halkı tarafından ciddiyetle inanılan Misis Köprüsü efsanesi günümüzde oldukça popülerdir. Hikmet sahibi olduğu bilinen ve İslam tarihinin en eski ve en tanınmış tıp alimi olan, Kur'an'da dahi hakkında Lokman suresi bulunan Lokman Hekim, efsaneye göre ölümsüzlüğün iksirini buluyor. Misis köyünde tam da bu köprüden geçerken iksirin yazılı olduğu kağıt elinden uçuverip suya düşüyor ve kağıt kayboluyor. Lokman Hekim hakkında tarih boyu cilt cilt kitaplar, ansiklopediler yazılsa da biz size bugün Lokman'ın iki efsanesinden kısaca bahsetmek istiyoruz. Birincisi, Adana'nın Misis köyünde geçen ölümsüzlüğün sırrı efsanesi ve ikincisi de Lokman Hekim ve yılanların şahı olarak bilinen Şahmeran'ın efsanesi. Ölümsüzlüğün efsanesi. Lokman Hekim inanışa göre bütün hekimlerin piri, üstadıdır. Söylentiye göre bütün otların, çiçeklerin dilinden anlar, bu bitkilerden türlü türlü ilaçlar yaparmış. Her çiçek, her ot dile gelir, Lokman'a hangi hastalığı iyi edebileceklerini söylerlermiş. Bütün dünyayı dolaşan, bitkilerle konuşan Lokman Hekim, Çukurova'nın bereketli topraklarında envai türlü bitkinin yetiştiğini görünce Adana, Misis'te yaşamaya karar vermiş. Çukurova'nın bereketli toprakları üzerine yetişen bitkiler sayesinde her derde deva bulan Lokman Hekim, Çukurova'daki bütün hastaları iyi etmiş. Hastalıksız, sapasağlam yaşamaya alışan bu insanlar Lokman Hekim'den bu sefer ölümsüzlüğe çare bulmasını istemişler. Lokman Hekim de bu ilacı yapabilmek için Çukurova'nın bütün bitkilerini araştırmak için yola koyulmuş. Adım adım günlerce, haftalarca, aylarca Çukurova'yı gezen Lokman, bir çınarın altında uyurken rüyasında bir ses duymuş. "Lokman, bunca zamandır araman taraman bitsin. Ben ölümün ilacıyım. Bundan böyle insanlara ve hayvanlara bu dünyada ölüm yok." deyip ölümsüzlüğün sırrını Lokman'ın kulağına fısıldamış. Lokman uyanır uyanmaz bu formülü yanındaki defterine yazmış. Otu da kopararak Misis'e doğru tekrar yola çıkmış. Bu arada Cenab-ı Hak Hazreti Cebrail'e, "Yetiş ya Cebrail, Lokman ölümsüzlüğün ilacını yapar ise insanlığın hali nice olur. Bu kadere karşı gelmektir." demiş. Bunun üzerine Hazreti Cebrail, piri fani kılığında Çukurova'ya, Misis Köprüsü'ne gelmiş. Lokman Hekim de tam o esnada Misis Köprüsü'ne varmış ve orada elindeki kağıda bakarak ölümsüzlük ilacını yapmaya koyulmuş. Hazreti Cebrail, "Selamun aleyküm" dedikten sonra Lokman'ın elindeki deftere bakmak istediğini söylemiş. Hazreti Cebrail, Lokman'ın elindeki defteri alır almaz Misis Köprüsü'nden Ceyhan Nehri'nin gümbürdeyerek akan sularına fırlatmış. Lokman Hekim de hemen defterin arkasından suya atlamış. Aramış, aramış ama defteri bir daha bulamamış. Yaz gelip sular çekilince ırmak boyunda defterini aramaya devam etmiş. Sonunda defterin bir tek yaprağını arpa tarlasında bulmuş. Yörede hala defterin bulunduğu arpa tarlaları kutsal sayılır. Başka bir rivayete göre Lokman Hekim elindeki ot ve defteriyle köprüye geldiğinde orada ölümsüzlük ilacını yapmaya başlar. Deftere baka baka
Tam da ilacı bitirmeye yakın bir rüzgar eser, elindeki defteri otla beraber uçurur ve suya atar. Defter ve ot gözden kaybolurlar. O tarihten sonra bitkiler Lokman Hekim'e küserler ve bir daha onunla konuşmazlar. Böylelikle Lokman Hekim bulduğu ölümsüzlük formülünü elinden yitirmiş olur. Lokman Hekim ve Yılanların Şahı Şahmeran'ın efsanesi. Vakti zamanında çok fakir bir oduncunun oğlu olan Cem Şap, arkadaşları ile beraber derin bir mağarada bal bulur. Balı yukarı çıkartması için arkadaşları onu mağaraya indirir ve kendilerine daha fazla bal payı kalsın diye Cem Şap'ı mağaranın derinliklerinde bir başına bırakıp kaçarlar. Karanlık mağaranın derinliklerinde korkuyla bir başına bırakılan genç adam duvardan gelen bir ışık huzmesini fark eder ve cebindeki çakıyla duvarı kazımaya başlar ve kendisini büyük, küçük, devasa, mavi, yeşil, siyah, rengarenk, zehirli, zehirsiz binlerce yılanın yaşadığı yan mağarada bulur. Yılanlar mağaralarına gelen bu davetsiz misafiri çok çabuk fark ederler ve hemen yakalarlar. Vücuduna kıskıvrak dolanarak bu genç insan oğluna ne yapacağına karar vermesi için kraliçeleri Şahmeran'ın huzuruna getirirler. Dehşet bir korkuya kapılan Cem Şap, Şahmeran'a kendisini öldürmemesi için yalvarmaya başlar. Genç adamın yalvarışlarını duyan Şahmeran, ona kendisini bağışlayacağını ve öldürmeyeceğini söyler. Ama bunun için bir şartı vardır Şahmeran'ın. Eğer Cem Şap yaşamak istiyorsa mağaradan asla ayrılmayacaktır. Mağarada kendisiyle beraber barışçıl bir şekilde yaşayacak ama insanoğlunun yanına bir daha asla dönmeyecektir. Şahmeran insanoğluna güvenmiyordu. Eğer gitmesine izin verirse bu insanın kendisinin yerini deşifre edeceğini ve diğer insanların bu mağaraya gelip kendisini ve yılan halkını öldüreceğine kesinlikle inanıyordu. Genç adam çaresizlik içerisinde Şahmeran'ın koyduğu bu şartı kabul etti. Yılanların Şahı Şahmeran da sözünü tuttu. Genç adamın canını bağışladı. Onun bütün insani ihtiyaçlarını karşıladı. Kendisi ve yılan halkıyla beraber barışçıl bir ortamda yaşamasını sağladı. Genç insanoğlu Cemşat, yılanlarla beraber uzun süre yaşadı. Günlerce, haftalarca, aylarca, belki de yıllarca ve zamanının çoğunu Şahmeran'la sohbet ederek geçirdi. Şahmeran ona çok iyi davrandı. Ona tıp bilimi ve bitkilerin şifa güçleri hakkında bildiği her şeyi öğretti. Ne kadar rahat da olsa gerçek dünyadan uzak bir mağarada süren bu hayattan sıkılan adam bir gün yeryüzüne dönmek için Şahmeran'dan izin ister. Şahmeran adama güveninin tam olduğunu, yerini kimseye söylemeyeceğine inandığını belirterek gitmesine izin verir. Ancak kendisini gördüğü için vücudunun pul pul olacağını, bu yüzden vücudunu kimseye göstermemesi gerektiğini de tembih eder. Yeryüzünde normal hayatına dönen genç adam Şahmeran'ı gördüğünü hiç kimseye söylemez. Bu arada padişahın kızı hasta olmuş, tedavisi için bütün ülke seferber edilmiştir. Kızın iyileşmesini en çok isteyenlerden biri de vezirdir. Amacı kızla evlenip oğlu olmayan padişahın yerine ülke yönetimini ele geçirmek olan vezir, büyücüleri toplayarak hastalığa çare bulmalarını emreder. Büyücülerden birisi Şahmeran'ın bulunup öldürülmesi ve vücudundan alınacak bazı parçaların kaynatılıp içirilmesiyle kızın iyi olacağını söyler. Şahmeran'ı bulabilmek için de vücudu pullu kişilerin aranması gerektiğini söyler. Vezir
ülkedeki herkesi zorunlu olarak hamama götürüp soydurarak Şahmeran'ı gören kişiyi bulur. Vezir, Şahmeran'ın yerini kendisine söylemesi için genç adamı baskı altına alır. Genç adam konuşmaz. Genç adamı baskıyla konuşturamayacağını anlayan vezir, bu sefer onun ailesini tutuklatır. Esir alır, kötü davranır, işkence yapar. Bu zulme dayanamayan genç adam der ki vezire, ben size Şahmeran'ın yerini asla söylemem. Ama ben kendim onun yanına giderim, onu kendi ellerimle öldürürüm ve ölüsünü size getiririm der. Vezir genç adamın sözüne inanır. Böylelikle genç adam Şahmeran'ı öldüreceğini vaat ederek mağaraya gider. Şahmeran'a bütün gerçekleri anlattıktan sonra ne yapması gerektiğini ona sorar. Şahmeran, ölümümün senin elinden olacağını ben zaten senin geldiğin gün biliyordum diyerek kendisini öldürmesini ancak bunun çok gizli tutulmasını ister. Çünkü öldüğü duyulursa dünyadaki bütün yılanlar insanlardan öç almaya kalkacaklardır. Daha sonra kuyruğumun suyunu kaynat ve vezire içir ki kısa zamanda ölsün. Gövdemin suyunu kaynat ve kıza içir ki iyileşsin. Kafamın suyunu kaynat ve iç ki Lokman hekim olasın der. Gitmesini asla istemeyen ve eğer orada öldürülürse insanoğlundan intikam alacaklarına yemin eden yılan halkını mutlaka bir gün ülkesine geri döneceğine inandıran Şahmeran insan dostu ile beraber yeryüzüne çıkar. Cimşap Şahmeran'ın dediklerini yapar. Ailesi kurtulur. Vezir ölür, prenses iyileşir, kendisi Lokman hekim olur. Evet, Lokman hekimle alakalı onlarca yazılmış cilt cilt kitaplar, kalın kalın ansiklopediler varken, bunlardan sadece halk dilinden iki efsane ile örnek vermek istedim. Yakın tarihte yapmış olduğumuz Adana yumurtalık Missis gezilerimizde, Missis köprüsünde mola verdiğimizde, oradaki yerel halkın anlattığı bu Lokman hekimin ölümsüzlük efsanesi bizi çok etkiledi. Ve bu efsanenin aslını detaylı araştırıp derlediğim bu kompozisyonu sizlerle paylaşmak istedim. Lokman hekimin ölümsüzlük iksiri efsanesini araştırırken fark ettim ki dünyadaki bütün yılanların şahı olarak adlandırılan Şahmeran'ın da sayısız değişik efsaneleri var. Bu efsaneler yurdumuzun, Anadolu'muzun birçok yöre ve ilinde farklı içerikle anlatılsa da bütün efsanelerin sonu yılanların şahı Şahmeran'ın bir insana duyduğu sonsuz güven sonucu, ölümle sonuçlanan hazin sonu ve güvendiği insan uğruna nasıl kendi hayatını ve halkını feda ettiği konusunda birleşiyor. Ben Şahmeran ve Lokman Hekim'in efsanesini Çukurova versiyonu ile anlattım, duyduğum kadarıyla. Ve hatta Adana'dan Antakya'ya giderken Torosları geçtikten sonra Ceyhan'a yakın yüksek dağın doruklarında bütün heybetiyle sizi Yılan Kalesi selamlar. Bu kale Orta Çağ'da Çukurova'nın Haçlı işgali döneminde Bizanslılar tarafından yaptırıldığı anlatılır. Eski adı Govara olan kaleye yörede Şahmeran efsanesinin geçtiği yer olarak kabul edilmesinden dolayı ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi tarafından 17. yüzyılda Şahmeran Kalesi adı verilir. Sözlerimi burada bitirirken Lokman Hekim'in oğluna verdiği nasihatlerden en bilineni yani 4 hasleti dile getireceğim. 1. Namazda iken kalbini. 2. İnsanların arasında iken dilini. 3. Sofrada elini. 4. Başkasının evinde iken de gözünü muhafaza et. Hepiniz hoşça kalın, güzel kalın, mutlulukla kalın.